İngiltere'de sığınmacı karşıtı grupların Telegram üzerinden açtıkları başlıklarda sığınmacılara geçici barınma hizmeti sağlanan binaların yerleri ifşa edildi. Sığınma başvurusu takip eden avukatların ofisleri ve kimlikleri de aşırı sağ grupların eline geçti. Polis bu kimselere evden çalışmalarını ve ortalıkta görünmemeleri tavsiyesinde bulundu. Özellikle Elon Musk'ın X adlı sosyal medyası da dezenformasyon konusunda hedefte. İngiltere basınına açıklama yapan başsavcı Stephen Parkinson, konuyu takip eden savcıların olayları kışkırtan dezenformasyon hesaplarını terör eylemi kapsamında değerlendirme hazırlığında olduklarını ve bu mesajları yeniden paylaşan kişilerin de polisin radarına gireceğini söyledi. Camilere ve avukatlara saldırı düzenleme niyetinde olanlar bu konuda uyarılacak. Sosyal medyada ırkçı ve nefret içerikli paylaşımlar takipte. Bu konuda ilk tutuklama gerçekleşti. Manchester polisi halka hayata normal akışında devam etmeleri tavsiyesinde bulunurken özellikle siyah, esmer ve Müslüman toplumların huzursuz ve korku içinde olduğuna dair röportajlar var. Çoğu İngiltere doğumlu eski göçmenlerden oluşan bu kimseler yuva bildiğimiz tek ülke burası derken işlettikleri süpermarket, restoran, büfe gibi yerlerin kapı ve pencerelerini kontraplakla sağlamlaştırmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Bazı milletvekilleri seçim bölgelerindeki kimselere Instagram'dan dikkat edin videoları paylaştı. Kreşler, okul öncesi eğitim kuruluşları velilere çocuklarınızı erken alın dedi. Aşırı sağa kadar yaygın ve örgütlü değil ama Müslüman karşı isyancıların da kimi zaman beyazların gittiği publara saldırdığı yönünde videolar paylaşılıyor. İngiliz Savunma Ligi adlı futbol taraftarlarından toparlanan aşırı sağcılar bu görüntüleri eylemlerine gerekçe olarak paylaşıyor. Bu konunun dikkat çeken yönü X'in patronu Elon Musk'ın da aşırı sağcıların paylaşımlarını Başbakan Keir Starmer'ı etiketleyerek yeniden paylaşması. Birbiri ardına buna ne dersin başbakan, burası İngiltere mi Sovyetler Birliği mi şeklinde paylaşımları var. Liverpool'daki olaylarda polisin müdahalesini gösteren bir videoya iç savaş kaçınılmaz demesine başbakan sözlü olarak dayanaksız diye yanıt vermişti. Sadece göçmenler, Müslümanlar, etnik azınlıklar değil tehdit altında olan. Bu olaylara müdahale eden polis, haber yapan muhabir kim olursa hedefte, hem de her taraftan. Aşırı sağ polisi taraf tutmakla, Müslümanları kayırmakla suçladı. Karşı isyancı Müslüman gruptan birileri de canlı yayın sırasında muhabirin üzerine yürüdü, dahası uplink aracının lastiğini bıçakladı. Nijerya, Malezya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Avustralya E-Devlet'ten vatandaşlarını uyardı. İngiltere'ye mümkünse gitmeyin dedi. Bütün bunların sebebi siyah ve Hristiyan bir İngiliz'in bir yaz okulundaki ilk öğretim çağındaki çocuklara bıçakla saldırarak 3'ünü öldürüp 8'ini yaralaması ve bu olayın göçmen karşıtları arasında asılsız paylaşımlarla bambaşka bir yöne çekilmesi.